vesaire başlıyor. İyi akşamlar vesaire'den saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Süha Uner. Bu akşam birlikteyiz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program vesaire'de bu haftaki konuğumuz Sayın Ahmet Faruk Asa. Sayın Asa, saygılar sunarız, merhaba. Merhabalar Süha Bey. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün sizinle İsrail özelini konuşmak istiyoruz. Önce bir devlet olarak 1940'lı yılların ortasında kurulan İsrail'i bir tanımlayalım. Nedir İsrail? Bölgedeki misyonu nedir? Yani İsrail için aslında biraz daha Yahudi kimliğini de yakından tanımak gerekiyor. Burada özellikle milattan sonra bir sürgüne gönderilen Yahudi topluluklar vardı. Dünyanın dört bir tarafına sürgüne gönderildiler. Tabii sürgüne gönderilmeden önce burada mabet kurup ibadet eden Yahudiler vardı. Dolayısıyla bu mabet merkezli, Kudüs merkezli bir Yahudi düşüncesi vardı hakimde. Daha sonrasında mabedin yıkılmasıyla beraber Romalılar tarafından dünyanın dört bir tarafına sürgüne gönderilmişlerdi. Tabii daha sonrasında sürgüne gönderilince Yahudi inancı ciddi manada değişmeye başlamıştı. Ve denmişti ki daha öncesinde böyle Kudüs merkezli olmaz. Özellikle Tanrı'ya bakış açılarında, ahirete, hayata, topluma, devlete, ibadetlere bakış açılarında çok belirleyici bir unsur oluyordu. Daha sonrasında mabetten uzaklaşıp dünyanın dört tarafına sürgüne gönderilince inançta bazı değişimler yaşandı. Dolayısıyla bu inançta yaşanan değişimler de bizim geleneksel Yahudi düşüncesinin temelini oluşturdu. Neydi bu düşünce? Mesih'i bekleyen, Mesih gelene kadar içinde bulundukları coğrafyalardaki devletler içerisinde yaşayan, böyle kolektif bir şekilde Kudüs'e dönmemesi gereken, burada tapınağa dair herhangi bir faaliyette bulunmaması gereken, Kudüs'le alakalı herhangi bir faaliyette bulunmaması gereken bir Yahudi dini inancı vardı, düşüncesi vardı ve bu vesileyle uzun yüzyıllar Yahudiler farklı coğrafyalarda yaşamaya başladı. Tabii farklı coğrafyalarda yaşarlarken Müslümanların himayesi altında oldukları dönemlerde çok iyi zamanlar geçirdiler. Yani entelektüel anlamda olsun, toplumsal refah anlamında olsun en üst düzeyde yaşadıkları dönemler Müslümanların dönemlerindeydi. Emeviler olsun, Abbasiler olsun. Ancak Hristiyanlarla aralarında bazı problemler vardı. Bu problemlerin bazıları teolojik, bazıları da toplumsal problemlerdi. Burası çok önemli Sayın Asa. Aslında temelde Katolik Hristiyanlarla problemleri vardı değil mi geçmişte? Tabii ki, yani Hristiyanlar için Yahudiler bir God killer. Yani çünkü neden? Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinde Roma ile işbirliği yapan orada Saduki dediğimiz Yahudi gruplar vardı. Dolayısıyla Hristiyanlar için Yahudiler onların Mesih'ini, yani onlarda çünkü teslis olduğu için bir nevi tanrısını öldüren bir topluluk. Dolayısıyla arada ciddi bir teolojik problem de vardı. Ve bu problemler orta çağlara kadar devam etti. Orta çağda az evvel dediğimiz gibi, yani Yahudilerin bu geleneksel Yahudi düşüncesi içinde bulundukları toplumu adaptasyon geçirmeleri gerekliliği orta çağlarda Yahudileri biraz gettovari bir hayatın içerisine sokmuştu. Özellikle Avrupa'da bilhassa ve bu uzun yüzyıllar devam etmişti. Tabii kendilerini gettolaştırmalarının da bir sebebi vardı. Çünkü biliyorlardı ki tamamen dağılsalar, yani gettolaşmasalar da o toplumun içine tamamen dağılmış bir vaziyette bulunsalar ne geleneklerini, ne göreneklerini, ne de kimliklerini koruyabilirlerdi. Dolayısıyla biraz içinde bulundukları devletlerde gettovari, şehrin tam içerisinde değil, toplumun tam merkezinde değil, biraz daha kenarda kendiliklerini muhafaza etmeye yönelik bir hayat sürüyorlardı. Kaldı tabii ki etimolojik olarak getto kavramı Yahudi ile eşdeğerdir. Kesinlikle, özellikle sürgün inancında tamamen eşdeğer bir pozisyona geliyor. Orta çağda ama çok 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 önemli bazı ayrımlar ve kırılmalar yaşanıyor. Bunun ise başında Rönesans ve Reform geliyor. Neden burada Reform'u biz çok önemli buluyoruz? Çünkü normalde Reform dönemine kadar Kitab-ı Mukaddes dediğimiz, içinde Eski Ahit ve Yeni Ahit'i bulunduran kitap,
sadece Latinceydi. Ve bu sadece papazların veya rahiplerin kontrolünde okunan bir kitaptı ve kilisede bulunuyordu. Dolayısıyla insanların kitaplığında bulunan, canı istediği zaman açabilen bir kitap değildi. Ve sadece bir tane dilde olması onu sadece kiliseye, şahıs bir yapıya sokuyordu ve diğer insanların kullanımına kapatıyordu. Ama reform ile beraber otoriteyi sadece kiliseye vermek istememe üzerine yapılan bir devrim neticesinde kitab-ı mukaddes tüm dillere çeviri yapıldı. İngilizcesinden tutun böyle diğer Arapçasından diğer dillere kadar hepsine çok ciddi bir tercüme süreci başladı. Tabii bu tercüme yapılması ve bu otoritenin kilisenin elinden alınması sadece Hristiyan dünyası değil, tüm dinler için çok ciddi bir kırılma yaptı. Esasen Yahudilik içinde çok ciddi bir kırılma yaptı. Bu kırılmanın peki sebebi ne oldu? Normalde o zamana kadar insanlar bu kitabın içindeki yazan bilgilere ya da yazan şeylere, metinlere bakmıyorlardı, bilmiyorlardı. Sadece kilisede öğrenebildikleri kadardı. Ancak tercüme vesilesiyle tüm devletlerdeki insanlar bu kitabın içindekilere ulaştılar. Yani bir İngiliz vatandaşı elini alıp bu kitabı okuyabilecek duruma geldi. Ve bu kitabın içerisinde tahrif edilmiş bazı metinler vardı, bilgiler vardı. Ve insanların bu kitabın içindeki bilgileri, metinleri de tahrif edilmişleri, bir de üzerine yanlış yorumlama, tabii burada bazı siyasi politik etmenler de var. Bu kitapları tarih, din kitabı hükmünden çıkardı ve bir tarih kitabı hükmüne çevirdi. Tabii dolayısıyla burada farklı milletlerden, farklı gruplardan insanların bu kitaba erişmeleri evanjelizmi doğurdu Hristiyan dünyası içerisinde. Bu evanjelizm neydi peki? Mesih'in gelmesi için Yahudilere bu topraklarda, onların bu topraklara gelmesini arzulayan, öngören ve bu konuda yardımcı olunması gerektiğine inanan bir düşünceydi. Tabii evanjelist Hristiyanlarla Eski Ahit'in bir bağlantısı var sonuçta. Tabii ki, tabii ki. Yani bu kitaba bakarak şunu derler, işte bu kitapta diyelim ki milattan önceki senelerde burada yaşayanlar yazılıyor, buradaki hadiseler yazılıyor. Dolayısıyla bu kitap bir tarih kitabı hükmüne düştüğü için tarihi olarak bunların tekrardan yaşatılması Mesih'in gelmesi için ön koşul olarak kabul edildi ve bu evanjelist düşünce içinde egemen bir görüş haline gelmeye başladı. Esasen Yahudilikten ziyade bu kırılmayı bizim iyi anlamamız lazım. Neden bu kırılmayı iyi anlamamız lazım? Çünkü İsrail'in devlet olmaya giden süreçte biz genelde başlangıç olarak Siyonizmi Herzl üzerinden okuyoruz. Herzl seküler bir Yahudiydi. Ancak Herzl'dan önce neredeyse bir 100 senelik daha bir evanjelist Hristiyan Siyonizmi vardı burada. Hristiyanların böyle tabii burada Osmanlı'nın da zaman içerisindeki dengelerde bazı değişiklikler buna yol açtı. Evanjelistlerin ve özellikle bu konuda çok ciddi katkı sağlamaları Yahudilere zaten Herzl'dan önce bu topraklara gelmesine yönelik bir düşünceyi Avrupa merkezli olmak üzere ortaya çıkarmıştı. Tabii Amerika'da da kuvvetli şekilde bu görüş egemen olmaya yavaş yavaş yükselişe geçmeye başlamıştı. Dolayısıyla burada İsrail'den bahsedeceksek biz başlangıç olarak biraz daha bu kırılmaları alabiliriz. Ancak Rönesans ve Reform'dan sonra biz ikinci büyük kırılmayı yaşadık. O da ulus devlet yapısının Avrupa'da ortaya çıkması oldu. Ulus devlet yapısıyla beraber artık imparatorluklar parçalanıp biraz daha etnisiteye dayanan milletlerin, devletlerin ortaya çıkması zaten gettolaşmış, sürgünde böyle gitgide ötekileşmiş Yahudiler için bu ulus devletler içerisinde Hristiyanlarla aralarında ciddi problemler doğurdu. Çünkü artık Germen İmparatorluğu parçalandı, Habsburg parçalandı ve Almanya ortaya çıktı, Fransa ortaya çıktı. Dolayısıyla bu devletlerin bir kimliği olmak zorundaydı. Ve bu kimlik Almanya'nın vatandaşı Alman'dır. Dolayısıyla bu Yahudilik gerek kıyafet, gerek dini düşünce, gerek eğitim, gerek toplumsal yaşam, bu ulus devlet içerisinde ciddi bir adaptasyon problemi ve ötekileşme problemi ortaya çıktı. Bismarck döneminden mi bahsediyoruz? Özellikle bu Fransız ihtilaliyle beraber o dönemleri içine alıyorum. Yani ulus devletlerin ortaya çıkması, Fransız ihtilaliyle beraber milliyetçilik ciddi manada yükselmeye başladı. Ve uluslar kimliklerini biraz daha milliyet üzerinden tanımlamaya başlayınca Yahudiler bu tanımlamalar içerisindeki o devlet yapılanmalarına çok uymadı. Çünkü kendilerini de ötekileştirmişlerdi oradaki vatandaşlardan. Dolayısıyla bu problemler ilerleyen zamanlarda yine merkezi Hristiyan dünyası, yani Müslüman dünyasında o dönemde Osmanlı'da gayet refah içindeydiler. Üst mertebelere gelebiliyorlardı. Dolayısıyla bu problem yine Hristiyan dünyasının içerisinde ortaya çıkmış bir problemdi. Ve bunun sonunda, neticesinde zaten Holocaust'a giden süreçte bu oluşturuyordu. Yani bu ulus devletlerin neticesinde Yahudilerin
bu milletlerin içerisinde, bu bölgelerde ayrık bir konumda olmasıydı. Yani aslında şuna getirmeye çalışacağım. Holokost bu işin en tepe noktasıydı, patlama noktasıydı. Ancak bunun öncesinde bir geçmiş vardı ve bugün İsrail dediğimiz mesele Avrupa'nın iç ötekileşmesidir. Yani kendi içerisinde hesaplaşmasıdır. Tabiri caizse bir günah çıkarmasıdır. Bunu böyle yorumlarsak eğer bugün İsrail'in neden burada kurulduğunu da, dolayısıyla İsrail'e yönelik ödetilecek bedelin Avrupa'nın neden Müslümanlardan çıkarmak için bu süreçte uzun yüzyıllardır, 200 yıldır böyle bir çaba gösterdiğini daha yakından anlamış oluruz. Çok teşekkür ederiz. Bu bölüme kadar çok iyi toparladınız. Şimdi İsrail kuruldu. Oradaki yapıyı biliyoruz. Önce İngiliz Yahudileri, Fransız Yahudileri ve Amerikan Yahudileri ile İsrail ilişkisini de biraz bize anlatmanızı rica etsek ne dersiniz? Tabii ki. Aslında dediğimiz gibi yani İngiliz Yahudisi, Fransız Yahudisi çok olmuyor. Bir dönemler orada yaşayan Yahudiler vardı ancak bugün zaten orada hani Avrupa'da özellikle Yahudiler çok daha çok küçük gruplar yani nüfuz anlamında kalmıyor. Ama çok güçlüler. Ben özellikle Paris'e çok gidip geldim. Evet. Çok güçlüler Sayın Hasan. Yani nüfus anlamında düşük olsalar da nüfus olarak etkileri çok kuvvetli. Ama Avrupa'daki ve Amerika'daki bunu o evangelist düşünce üzerinden okumak gerekiyor. Yani o Rönesans ve reformdan sonra yaşanan kırılma özellikle Holokost'la beraber de mesela Amerika Yahudiliğinden bahsedecek olursak şunu öngörebiliyoruz. Normalde Amerika'da özellikle Holokost'a kadar Yahudi düşüncesi, Siyonist düşünce elit karar alıcılar, siyasi karar alıcılar arasında hakim görüş, egemen görüş değil. O süreç içerisinde Yahudilerin biraz Amerika siyasetinde bir yükseliş dönemi var. Tabii Holokost olduktan sonra biraz burada şeyi de iyi anlamak lazım. Yani Yahudilerin Amerika içerisinde sessizliğini de iyi anlamak lazım. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın Almanya'yı silahlandırması gerekiyor. Ve birçok coğrafi faktör var jeopolitik. Dolayısıyla Yahudiler bu süreçte Amerika'ya karşı çıkarlarsa biliyorlardı ki kendi iç siyasetinde ciddi problem yaşayacaklar. Dolayısıyla Holokost'tan sonra Yahudilerin biraz bu süreçlerde sessiz kalması, kendilerine tekrar alan açılmasının önünü açtı. Çünkü ileride Holokost'ta bir endüstriye dönüşecekti onlar açısından. Tabii Siyonizmin merkezi Avrupa'dan Amerika'ya kaymış oldu. O yöneticilik mekanizması. Özellikle Amerika'da, New York. Tabii bunu çok daha geçmişe de götürebilmek gerekir aslında. Neden çok daha geçmişe götürebilmek gerekir? Bunu belki de Kolomba kadar da götürebileceğimiz bir süreç var. Amerika içerisindeki Yahudiliği neden Kolomba kadar götürebileceğimiz bir süreç var? O da biraz coğrafi keşiflere dayanan bir süreç. Coğrafi keşifler biliyorsunuz bir finans istiyor, finans gerektiriyor. Tabii özellikle Orta Çağlar'da Avrupa'da finansta güçlü olanlar Yahudiler. Biz zaten Yahudilerin göç hareketleri ve zenginliğin Avrupa'da nasıl kaydığından da bunu anlayabiliyoruz. Yani 16. yüzyıla kadar İspanya'da bulunan Yahudilerden ötürü İspanya çok geniş imkanlara ve zenginliğe sahipken sonrasında orada Reconquista ile beraber Yahudilerin göç ettirilmesi sonucunda Yahudiler Hollanda'ya gidiyor. Bir bakıyoruz ki bir sene sonra Hollanda en zengin o dönemdeki devlet haline geliyor. Dolayısıyla Orta Çağlar'da coğrafi keşifler için bir finans gerekiyordu, sermaye gerekiyordu. Bu sermayeyi de elinde tutabilen tek gruplar Yahudiler. Dolayısıyla Christoph Kolomb'un da bu bağlamda yapılan o keşiflerin arkasındaki sermayenin Orta Çağlar'da sadece Amerika değil, tüm dünya yapılan bir coğrafi keşifin arkasında bu sermayenin olduğu da biliniyor zaten. Dolayısıyla ondan sonra evangelizmin de etkisiyle burada oluşturulan bir nüfus vardı Amerika'da. Ve biz bu nüfusu, bu yapıyı damıtılmış bir Yahudi ruhu olarak da anlamlandırabiliriz. Aslında Amerika'nın genel politikası itibariyle. Çünkü İngilizlerin burada bir nüfus politikası vardı Amerika'da keşfinden sonrasında. Ve bunun tam Rönesans ve Reform'a denk gelip Yahudilerin bu süreçte orada güçlenmeye başlamasında yani bunu arka bağlamda okursak tamamen böyle Amerika içerisindeki Yahudiliği kuruluşundan itibaren yani keşfinden itibaren nasıl bir tarihi teşekkül süreci içerisinde bugüne geldiğinde daha iyi anlamlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla yani bu şekilde yani Avrupa'da biraz daha azalan sayıya rağmen nüfus kabiliyetinin yüksek olduğu Amerika'da ise kuruluş günden itibaren biraz coğrafi keşifler, biraz da Rönesans ve Reform etkisiyle yükselen bir siyasetten bahsediyoruz. Sayın Asa, şimdi siz İbranice ve Arapça eğitimi aldınız Filistin'de. Evet. Önce şunu konuşalım aslında, sonra Filistinlilere ve oradaki Müslümanlara girelim. Kıta Avrupa'sının ilk sinagogu benim bildiğim kadarıyla Edirne'de. Osmanlı Yahudiler ilişkisi ne durumda?
Osmanlı-Yahudiler ilişkisi aslında az evvel de bunun cevabını verdik. Yahudiler için en iyi oldukları dönemler Osmanlı'ya, daha doğrusu Müslümanların himayesi altında. Çünkü böyle Müslümanları da sadece orada Osmanlı gibi sınırlamamak lazım. Ancak tabii daha önceki Müslüman devletleri açısından da evet. Yani ilk sürgünden itibaren Abbasiler dönemi olsun, Emeviler dönemi olsun en iyi dönemlerini yaşıyorlar. Mesela bugün Yahudilik içerisinde ana akım mezheplerden biri olan Karaim mezhebi var. Anan ben David'in kuruculuğunu yaptı. Anan ben David bu mezhebi kurarken Abbasiler döneminde kuruyor ve bizim imamımız Ebu Hanife'den çok ciddi destek alıyor bu konuda mezhebini kurarken. Ve fıkhi öğretilerini, bu Karaim mezhebinin fıkhi öğretilerinde Ebu Hanife'nin ona ciddi tavsiyeleri, öngörüleri ve destekleri oluyor. Yani bilgilendirmesi oluyor. Yani düşünün, dinin düşünce dilini merkeze koyarken bile, bir dini düşünce ortaya çıkartırken, mezhep ortaya çıkartırken bile bunu Müslümanlardan aldıkları bilgiler neticesinde yapabiliyorlar. Yani böyle bir rahatlık ortamı var ve bugün Karaim mezhebi diyelim ki çok Yahudi düşünce içerisinde merkeziliğe oynayan bir mezhep. Ya da Emeviler döneminde Hator Hazahal derler onlar, altın çağ derler. Çünkü eğitim açısından, toplumsal yaşam açısından çok refah içerisinde yaşıyorlardı. Keza Emevilerde o Reconquista ile beraber 1500'lerin sonunda Türkiye'ye, Osmanlı'ya getirilmesi ve daha sonrasında burada yerleşim, işgal politikaları ile beraber sermaye anlamında olsun, eğitim anlamında ve siyaset anlamında olsun Yahudilere çok geniş imkanlar tanındı. Yani siyasi olarak padişahın yardımcılığına kadar yükselebilecek bir pozisyon açıldı kendilerine. Sermaye açısından keza aynı şekilde çok ciddi kısıtlamalara maruz bırakılmadı. Tabii bunu kendi zaman dilimi içerisinde, şartları içerisinde de değerlendirmek lazım. Yani bugünün ulus devlet yapısı içerisindeki etnik unsurlara bakışla o dönemki şartlar çok daha farklı oluyordu. Ancak o dönemin şartlarıyla değerlendirdiğimizde Osmanlı Yahudilere kendi içlerinde bile bulamadıkları bir refah ortamını sunduğunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Tamam, bu çok güzel oldu. Peki bu devlet bu hale nasıl geldi? Yani bu devlet, özellikle Doğu Avrupa Yahudilerinin egemen olduğu bir devlet, değil mi İsrail? Evet, evet. Aşkenaz merkezli, özellikle Aşkenazim deniyor onlar. Avrupa Yahudileri. Orta Doğu'da neden bir zulüm işliyor İsrail? Orta Doğu'da, yani bu kuruluş yeri itibariyle olsun, normalde Yahudilik modern dönemlere gelene kadar bir toplumsal kimlikti. Dini bir hüviyet taşımıyordu. Yani böyle bir milliyet kimliğiydi esasına bakarsanız. Dini bir kimlik değildi. Zaten Herzl'la beraber Siyonizmin çerçevesinde bu oluşturuyordu. Seküler bir çerçeve oluşturuyordu. Dolayısıyla bu Kudüs'te kurulmasından aslında başlamak lazım. Neden burada kuruldu bu devlet? Ey Kudüs diye bir kitap okumuştum. Bir Fransız yazarla ortak. Larry Collins'in, evet. Evet. Hatırlıyorum. İngilizlerin de payı var değil mi orada? Tabii ki. Zaten dediğim gibi Hristiyan Siyonizmi, Yahudi Siyonizmi'den önce başlıyor. Yani burada daha Herzl'lar yokken, Ahad Ha'am dediğimiz 1882'de Rus pogromundan getiren insanları, Yahudi yokken, çok daha öncesinde James Finn gibi 1830'lu yıllarda Osmanlı döneminde burada açılan bir elçilik vardı. Bazı verilen kapitülasyonlar vardı ve bu elçilikler vesilesiyle İngilizlerin burada ciddi manada güç kazandıktan sonra, tabii orada Kavalalı gibi bazı o dönemde konjonktürel değişimler de yaşanıyordu. Ancak İngilizler özellikle 1800'lerden itibaren Yahudileri buraya ciddi manada getirmeye çalıştılar. Tabii daha sonrasında esasen burada oryantalizmin de ciddi bir etkisi var bu süreçte. Yani özellikle Avrupa'nın doğuya bakış açısı. Çünkü burada bir toplumun, bir halkın varlığını yok saydılar. Yani burada o halkın varlığını görmek istemiyorlardı. Buradaki varlıkla barbarlığı eşit tutuyorlardı. Özellikle oryantalizmin merkezinde beyaz adamın yükü denilen bir kavram vardı. O medenileştirme çerçevesinde buraya götürülecek bir medeniyet, yani buradaki insanları barbar görüp, çok geride kalmış görüp buraya ilerletmek, tekamül etmek ve bunu onlara rağmen yapmak, onlara çok düşüncesini sormadan, onlara bu şekilde böyle doğu toplumlarına yönelik bir kolonizasyon projeleri zaten başlamıştı 1800'lerle beraber ciddi şekilde. Bunun sonucunda biraz dini etkenler, biraz da siyasi etkenlerle beraber İngilizlerin desteği daha da arttı. Ve biz bunu şöyle öngörebiliyoruz. Bir devletin ikinci bir devlete, üçüncü bir
devletin toprağını vermesi. İngilizlerin bu süreçteki payı tamamen bu şekilde açıklanabilir. Yani 3 satırlık, 4 satırlık o Balfour Deklarasyonu dediğimiz bir metin üzerine Yahudilerin burada devletleşme süreci başladı. İngilizler burada çok kritik bir rol oynadı. Ve daha sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi 1940'larla beraber süreçten çekildiler. Ve bugün Orta Doğu'daki birçok problemin temelinde özellikle 1900'lü yılların başında İngilizlerin Orta Doğu üzerindeki politikaları geldi. Yani bugün Ürdün'ün kurulması, o süreç içerisinde Osmanlı'nın buradaki geri çekilmesi, ayrı devletlerin kurulması, buradaki iç problemler, Mısır, yani Orta Doğu'da hemen hemen tüm devletlerde burada 1900'lerin başında ciddi problemler yaşanıyor. Bu problemlerin tamamı İngilizler vesilesiyle. Yani birkaç tane daha Avrupa devleti var burada. Ancak merkez olarak İngiltere'yi söyleyebiliriz. İngiltere'nin buradaki politikaları bir İsrail'i doğurdu burada. Daha sonrasında tabii İngilizler geri çekildi. Biraz o bölgeyi kendi haline bırakıp biraz daha dışarıdan bir politikayla olanları kontrol etmeye, destek vermeye, şekillendirmeye çalıştılar. Dolayısıyla İngiltere'nin katkısı burada çok merkezi bir noktada. Gerekli anlaşmalar, bu anlaşmalarla beraber sınır değişiklikleri, siyasi değişiklikler, burada nüfusun parçalanması. Yani çok meşhur bir kalıp vardır. Halksız bir toprağa, topraksız bir halk diye. Çok dolayısıyla güzel, burada evet. Oryantalistler uzun yıllardır Avrupa merkezi düşünceler, yani bunu o kitaplara baktığımızda da çok yakından görürüz. Burada bir halkın varlığını kabul etmediler. Burada Filistinlerin varlığını, Filistin'in varlığını zaten kabul etmedikleri için Yahudilerin buraya yapılan göçlerinde Müslümanların herhangi bir tepkisini, onlara yapılan zulümleri de işgali de çok görmediler. Ve en ufak bir tepki de dahi dediler ki, yani bunlar yapıları gereği bu şekilde davranan gruplar, topluluklar, dolayısıyla dediler yani politikalar meşru, bir sıkıntı yok. Bugün yaşanan birçok problemin sebebi ona dayanıyor, o dönemlere dayanıyor. O dönemlerdeki düşünce de bu. Yani burada bir halkın varlığı kabul edilmiyor. Bugün hala aynı şekilde devam ediyor aslında bir manada. Yani Filistinlilerin varlığı gözükmek, görülmesi istenilmiyor burada. Yaşanan problemler hala burada, geleneksel medyanın da tabii kullanım pratiklerine çok etkisi var propaganda aygıtı olarak. Ancak özellikle hala siyasi karar alıcıların nezdinde Avrupa'da birçoğunda buradaki Filistin halkının varlığı, bu toplumun varlığı görmezden geliniyor. Filistinliler ne zamandır orada? Ne zaman Müslüman oldular? Filistinliler aslında hep oradaydı. Yani bu çok kadim dönemlere giden bir toplum. Ta Kenanlılar dönemlerinden itibaren orada toplumsal olarak var olmaya başlamış bir grup. Tabii bu İsrail bunu görmek istemiyor ve bunu göstermek de istemiyor. Özellikle arkeoloji çalışmaları ne zamandır var sorusuna binaen verebileceğimiz arkeoloji çalışmaları. Biz İsrailleri bir yana bırakalım. Filistinliler ne zamandır orada, ne zamandır Müslümanlar? İşte dediğim gibi yani kadim dönemlere dayanıyor. Kenanlılardan itibaren burada o Arap olarak varlıkları kitaplarda geçen şekilde varlar. Ne zaman Müslüman olmaları da Hazreti Ömer döneminde buralar fetihler ile beraber alınıyor. Daha sonrasında tabii halk Müslümanlaşmaya başlıyor burada. Sonrasında Fatimiler gibi, Memlükler gibi, Eyyubiler gibi, Osmanlı gibi devletler himayesi de zaten daha öncesinde İslamiyet'ten sonra Müslüman olan topluluğun kültürel anlamda da Müslümanlaşması, İslamlaşması o süreç içerisinde daha üst boyutlara ulaşıyor. Yani artık kendi literatürünü üretebilen, kendi egemen düşüncelerini üretebilen bir toplum haline geliyor. Tabii İslamiyet'ten sonra o fetihler başlıyor. Fetihlerden sonra Emeviler burayı iskan ediyor, imarlaştırıyor. Sonrasında iyice kökleşiyor burada İslam. Yani Kudüs bir İslam beldesi haline geliyor. Buradaki topluluklar da zaten tamamen Müslüman hale geliyorlar. Yani diğerleri azınlık durumuna düşüyor. Ama Filistin'in varlığı o süreç içerisinde herhangi bir devletleşme olmuyor. Çünkü genelde biraz daha imparatorluklar dönemleri daha üst başlıklar altında egemen devletlerin himayesinde yaşanıyor. Özellikle diyelim Osmanlı döneminde 400 sene Osmanlı himayesinde yaşanıyor. Zaten Filistinlilerin o süreçte Osmanlı'nın himayesinden sonra bu problemlerin sebebi de o çıkıyor. Yani 400 senedir, 500 senedir savaş ortamından, gerginlikten uzak bir toplum olmaları o süreçlerin başında çok ciddi tepkiyle İsrail'i karşılamaların önüne geçiyor. Yani çünkü 400 senedir savaştan uzak bir toplum, refah içerisinde yaşayan bir toplum. Dolayısıyla ilk reaksiyonlarda böyle biraz şaşırıyorlar olanlara, bitenlere. Ama dediğim gibi yani kadim dönemlere dayanan İslamiyet'in gelmesiyle beraber, fetihlerle beraber, Müslümanlaşan daha sonrası imparatorluklarla beraber de tamamen bir Müslüman devleti ve toplumu haline gelen biz bir Filistin görüyoruz. Sayın dinleyiciler, vesairede konuğumuz Sayın Ahmet Faruk Asa. Şimdi Kudüs'ü biliyoruz, tüm dinler için önemini de biliyoruz. Mescid-i Aksa da ortada.
Peki İsrail niye saldırıyor buraya? Çünkü bunun temelini de yine İsrail'in kurulmasından sonraya döndürebiliriz. İsrail burada merkezi Yahudilerden oluşan bir homojen devlet istiyor ve orta çağlarda kendilerine yapılanları bugün aynısını Filistinlilere yapmak istiyor. Merkezde bir homojen Yahudi devleti olsun ve Filistinliler gettolaşsın. Bir mekansal bölmeyle Filistinlileri bölerek daha sonrasında da kimlik siyasetiyle iyice ayrıştıran, marjinalleştiren ve kenarda bir toplum haline getirmeye çalışıyor. Kudüs'ü ise merkeze alacak olursak burada Yahudi düşüncesinin de geçirdiği evrimi iyi anlamak gerekiyor. Dediğim gibi normalde geleneksel Yahudilikte Kudüs'e gelmek bir şirkti. Buraya gelinmemesi lazımdı. Buraya kolektif içinde gelinmemesi, burada bulunulmaması gerekiyordu. Ancak Siyonizmin seküler bir ideolojisi olması sonucunda devletleşmeye giden bir süreç vardı. 48 senesinde Batı Kudüs'ü işgal ettiler. Tabii o döneme kadar yine Kudüs tamamen Yahudi düşüncesinin içerisinde çok merkez değildi. Çünkü 2000 senedir neredeyse milattan sonra 70'te buralardan çıkıldığını düşünürsek neredeyse 2000 senedir uzaktılar. Daha sonrasında 48'de Batı Kudüs'ü alınca biraz daha Kudüs merkeze gelmeye başladı ama esas çok ciddi kırılımı biz 67 senesinde görüyoruz. 67 senesinde 48'de batısını işgal ettikleri Kudüs'ün doğusunu da işgal edince neredeyse o döneme kadar kızıl elma gibi baktıkları, böyle bir ideal gibi baktıkları Kudüs'e rasyonel bir biçimde dokunabilmeye başladılar, işgal edebilmeye başladılar. Likud iktidarı değil mi? Likud çok daha sonrasında kuruluyor. Sonra mı? İşçi partileri dönemlerinde biraz daha sol egemen İsrail siyaseti Likud ve Begin'den sonra kurulan sağ İsrail'e denk düşüyor. Biraz daha 70'lerden sonra İsrail'de siyaset sağlaşıyor. 70'lere kadar İsrail'de sol siyasi düşünce hakim. Böyle işçi siyonizminin hakim olduğu, o Histadrut'un sonrasında kurulan partileşmenin etkisiyle yürütülen bir siyasi mekanizma var. Dolayısıyla 67 işte çok ciddi bir kırılmayı oluşturuyor bu soldan sağa geçişte İsrail düşüncesinde. Kudüs'ü işgal edince dolayısıyla İsrail'de siyaset ve sosyoloji çok paralel ilerler. Sosyolojik olarak buradaki Yahudi gruplar Kudüs'e dokunabilerek, dokunabildiklerini düşünerek artık Kudüs'ü çok daha merkeze alan, Kudüs'ü Yahudileştirmeyi öngören bir toplum düşüncesi içerisinde oldular. Ve sağ gruplar, bu tapınak grupları da son tahlilde geçtiğimiz ay Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulunan tapınak gruplarının da esas manada artık gün yüzünde olduğu, tamamen bunu sesli dile getirdikleri ve siyaseten talep ettikleri dönemde bu kırılmayla oluyor. 67 senesindeki kırılmayla oluyor. Çünkü Doğu Kudüs'ü de işgal etmeye başladılar. Daha sonrasında burada şehri Yahudileştirme politikası İsrail'de ana esas düşünce haline geldi. Tabii şehrin Yahudileştirilmesinin bir boyutu yok. Mescid-i Aksa ibadet mekanı olarak düşünürsek o bu işin bir boyutu. Ancak bu işin Filistinlileri mülksüzleştirme gibi bir boyutu var ki bu boyut çok önemli bir boyut. Çünkü özellikle geçtiğimiz yıllarda, son 10 yıllardan baktığımızda İsrail'in çok ciddi bir demografik tehdidi var burada. Normalde uluslararası hukuka göre zaten İsrail'in Kudüs'teki varlığı işgal olduğu için İsrail burada Yahudi nüfusunun her zaman Kudüs'te özellikle Müslümanların önünde olmasını istiyor. Ancak son şartlarda, son durumlarda Müslümanların nüfusu artık yavaş yavaş Yahudilerin önüne geçeceği anlaşılınca İsrail de bu Yahudileştirme politikalarını çok daha arttırmaya başladı. Ve bunun temelinde işte mülksüzleştirme bu işin bir ayağını oluşturuyordu. Bu Şeyh Cerrah Mahallesi vardı. Son olaylara gelmeden çok sık gördüğümüz. Mesela Şeyh Cerrah Mahallesi bunun bir örneğiydi. Filistinlilerin mülksüzleştirme üzerine. Aynı şekilde yeni yerleşimler kurma bu Yahudileştirmenin bir başka ayağını oluşturuyordu. Mesela yeni yerleşimlerin de çok ciddi manada merkezde gördüğümüz şey ne oldu? Yüzyılın planı. Trump döneminde açıklanan. Trump çok ciddi bir evangelisti ve belki de İsrail tarihinde görüp görebilecekleri en ciddi Yahudilere yardım yapan, İsrail'e yardım yapan Amerika başkanıydı. Dolayısıyla yüzyılın planı mesela bu bağlamda yerleşimleri çok ciddi şekilde destekleyen bir anlaşmaydı. Kamusal baskılamalar bu Yahudileştirme kapsamında. Çünkü İsrail şunu biliyor. Buradan Nekbe'de yaptığı gibi zorla sürgünle binlerce, on binlerce insanı gönderemez. Dolayısıyla kamusal ve sosyal baskılar ile Filistinleri burada sosyolojik ve psikolojik açıdan ciddi tahakküm altına alarak onların buradaki varlığının önüne geçmek istiyor. Hocam, son dönem... şimdi reaction to action diyorlar ya İngilizler. Evet, etkiye tepki diye de bir durum var. Müslümanların peki buradaki tavrı ne olur? Müslümanların tavrı aslında Müslümanlar artık olayların çok daha net bir şekilde farkında. Zaten bu kadar yüksek bir
son süreç ateşkese giden süreçte, Gazze ile İsrail arasında ateşkese giden süreçte Müslümanların bu kadar yüksek bir direniş tüm coğrafyada ortaya koymasının da sebebi bu. Çünkü artık çok daha net bir farkındalık oluştu insanların zihninde. Artık yeni nesiller yetişiyor Filistin'de. Bu yeni yetişen nesiller artık İsrail'in politikalarını anneannesinden, babaannesinden, annesinden, babasından duymuyor. İbranice, İngilizce biliyor ve bilgisayar da kullanan bir nesil yetişiyor. Tabii. Özellikle 48 Arapları içerisinde bu çok daha fazla var. Çünkü İsrail ulus devlet politikaları kapsamında, biz bunu 2018 ulus devlet yasası olarak gördük ama çok daha uzun zamandır burada belirli entegrasyon politikaları görüyordu ve Filistinlilerin burada kimliğini değiştirebileceğini öngörüyordu. Bu bağlamda eğitimin dilinden tutalım da diğer tüm toplum politikalarına kadar bir Yahudileştirme öngördüğü için İbranice'yi çok dayatmak istiyordu Müslümanlara. Bu bağlamda İbranice'yi iyi bilen, İngilizce'yi iyi bilen, sosyal medyayı çok iyi kullanabilen, ki burada sosyal medya çok belirleyici bir faktör. Neden çok belirleyici bir faktör? Çünkü az evvel dedik ya, kamusal ve sosyal bir baskılama var. Bu kamusal baskılama Filistinlerin sosyal medyada kamulaşmasının önünü açtı. Ve İsrail sosyal medyaya rasyonel baskı gibi, yani kamu araçlarına baskı gibi, sosyal mekanlarına yaptığı baskı gibi bir baskı yapamıyor. Dolayısıyla Filistinler nasıl ki işgalin zaman içerisindeki tanımlamaları ve yol haritaları değişebiliyorsa, direnişin ya da Filistinlerin var olma mücadelesinin de zaman içerisindeki tanımlamaları ve karşılıkları değişebiliyor. Özellikle yeni nesillerle beraber yeni kullanım pratikleri de, yeni var olma pratikleri de çok daha sol siyasette kendine yer buldu. Dediğiniz gibi yani bu nitelikli neslin gerekli enstrümanları iyi kullanabiliyor olması Filistin'i zaten son süreçte en fazla görünür kılan meselelerin başına getirdi. Ve bu kimlik aidiyetini, kimlik bilincinin korunmasında bu yeni neslin özellikle var olma mücadelesindeki kullanım pratikleri çok belirleyici oldu. Şimdi gazetecinin taraf olması çok tartışılır ama ben tarafım Filistin halkından ve oradaki Müslümanlardan yana. Ama açık sorayım. Nasıl durdurulacak İsrail şiddeti? İsrail şiddetine karşı aslında biraz şey düşünmemiz lazım. Yani idealize edilebilmiş bir mücadele biçimi olmadığını bilip ve kendi konumumuzu, kolektif manada da pozisyonumuzu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu noktada özellikle ayrı ayrı enstrümanları, yani İsrail şiddetini durdurabilecek çalışmaları da iyi öngörebilmemiz gerekiyordur. Bu noktada devletin alacağı bazı önlemler vardır. Sivil toplumun alacağı bazı önlemler vardır. Medya kuruluşlarının alacağı bazı önlemler vardır. Hukukçuların alacağı bazı önlemler vardır. Ama bunların hepsinin baktığı esas bir yer var. Hepsinin buluşabildiği ortak bir yer var. O da Filistin'in görünürlüğü ve farkındalığı. Çünkü bugün Filistin'in görünürlüğüne çok ciddi bir darbe vurulmak isteniyor. Filistinlerin kimlikleri yok sayılmak isteniyor. Bu görünürlük meselesinde şöyle örnek vereyim. Bir medyacı olduğunuz için beni daha iyi anlarsınız. Filistin sineması son yıllarda çok iyi şekilde çalışmaya başladı. Özellikle diasporada. Ve Filistinlilerin sinemaları asla ve asla Oscar'a katılamaz. Neden? Çünkü Oscar'a katılabilmeleri için bir millet olmaları gerekir. Esas olan Oscar'ı almak değil, Oscar'ı reddetmektir zaten. Tabii ki, ama bu noktada filmleri olsun, yapımları olsun görünür kılınamıyor. Çalışmaları hiçbir yerde görünür kılınamıyor. Dolayısıyla yani Filistinlilere yönelik ciddi bir mobbing uygulanıyor dünya tarafından. Ama bu Hollywood noktada denen yapı zaten Yahudilerin kontrolünde. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu piyasayı da çok ciddi propaganda aracı olarak kullanabildikleri için Yahudiler her sene propaganda üretici filmler yapıyorlar ve bunu dünyadaki herkesin gözüne sokuyorlar. Ve burada platformları da kullanıyorlar çok yanlı bir şekilde. Dolayısıyla insanlar zihin dünyasında görünür olarak biz hassasiyetimiz olduğu için olaylara daha içeriden bakıp realiteyi görebiliyoruz. Ancak dünyanın geri kalanı bizim baktığımız pencereden bakamayabiliyor. Dolayısıyla Filistin'in görünürlüğünü arttırabilmek bu süreçte çok önem arz ediyor. İkinci bir mesele ise farkındalığı arttırabilmek. Bu farkındalığı arttırdıktan sonra zaten gerekli kurum ve kuruluşları harekete geçirecek mekanizmaları kurmak da peşinden gelecek. İşlevsel hale getirecek mekanizmaları kurmak da beraberinde peşinden getirecek. Şöyle örnek vereyim. İsrail bugün neredeyse uluslararası hukuka göre 40-45 farklı uluslararası anlaşmaya aykırı davranıyor. Birçok uluslararası metni çiğniyor ama uluslararası kurumlar İsrail'e karşı herhangi bir yaptırımda müdahalede bulunmuyor. Başta İsrail, Birleşmiş Milletler.
Zaten mesela Birleşmiş Milletler'de kabulü İsrail'e şartlı bir kabuldür. Yani İsrail Birleşmiş Milletler'e kayıtsız şartsız alınmamıştı. Bu noktada bir istisnailik de taşır. İsrail'in peki BM'ye şartlı alınmasındaki o şart neydi? BM'nin 48 senesinde 1948'de koyduğu kurallara, o Taksim planına İsrail'in riayet göstermesiydi. Özellikle 181 sayılı. Peki 181 sayılı yasanın merkezinde neresi yer alıyordu? Kudüs vardı. Kudüs'te İsrail'in varlığı bir işgal. Dolayısıyla İsrail'in BM'deki varlığı şu an meşru değil. Ancak uluslararası kurumlar İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım içerisinde bulunamıyor. Çünkü neden? O işlevli hale getirebilecek bir baskılama gücünü oluşturamıyoruz. Dolayısıyla bu baskılama gücünü oluşturabilirsek sivil toplum olarak özellikle bu konuda çok daha faydalı ve farkındalı işler içerisinde olabiliriz. Yani Filistin'de yaşananları dünyaya anlatabilecek mekanizmalarımızın olması gerekli. Bu noktada sosyal medyayı çok iyi kullandık ve bu İsrail'i çok rahatsız etti. Türkiye'ye dair sosyal medya ordusu tabiri bulundu İsrail medyasında çok sık şekilde. Yani Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları onlar için bir ordu gibi geldi. Yani zaten İsrail için ordu, karşıt bir ordunun anlamını herkes tahmin edebiliyordur. Yani Holokost'tan sonra o güvenlik ve varoluşsal düşünceleri bağlamında, o güvenlik meselesini en ön planda tutan, merkezde tutan bir devlet olduğu için Filistin'de Türkiye ile alakalı bu sosyal medya çalışmalarını bir sosyal medya ordusu olarak nitelendirmeleri bize çok ciddi ipuçları veriyor. Yani dolayısıyla enstrümanları doğru kullanabilmek bu noktada, Filistin'i dünyaya doyurabilecek çalışmaların içerisinde olmak, gerekli kurumları özellikle ön plana çıkarabilmek, kültürel baskılamayı çok iyi yapabilmek. Yani soft power dediğimiz olayı biraz daha efektif kullanabilmek de bu süreçte çok önemli. Şimdi birkaç sorun var ve 10 dakikamız kaldı. Sünni Arapların Filistin halkına desteği açısından neler söylemek istersiniz? Bunu söylemek isterim. Aslında normalleşme anlaşmaları ile beraber biraz tepkili olundu o coğrafyada, özellikle Körfez'e karşı. Ancak şunun ayrımını zihinlerimizde çok iyi yapmalıyız. Özellikle Körfez'deki ve Orta Doğu'daki birçok yerde devlet başkanı ile toplumun zihin dünyasını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çünkü karar alıcıların oradaki yönetim biçimi olsun, halk arasındaki ilişki olsun, onları tamamen aynı pozisyonda, çizgide olacak şekilde ilerlemiyor. Dolayısıyla bugün İsrail'e karşı bazı devletlerin tavrı eleştirilse de toplumların nezdinde bunun böyle olmadığını en azından bilmek lazım. Biz bunu son süreçte bir kez daha gördük. Yani var olma mücadelesi Gazze ile sınırlı kalmadı. Sınır üzeri bir noktaya ulaştı ve bir anda çevredeki devletlerle beraber bir dip dalga oluştu. Bu oluşan dip dalga anında devlet başkanlarını harekete geçirdi ve İsrail'in karşısında en azından söylemsel olarak bir karşıtlık oluşturdular. Tabii daha sonrasında tekrardan, yani bu işin sıcaklığı geçtiğinde eski tavrına dönecekler muhakkak olacaktır. Ancak burada ilk olarak yapmamız gereken ayrım, toplumlar ile devlet başkanlarının zihin düşüncesinin her zaman aynı olmadığını Filistin meselesinde iyi idrak edebilmek. Biz burada zaten görünürlüğü ve farkındalığı arttırdığımız takdirde bu toplumsal baskılama aracı, sivil toplumun rolü devlet başkanları için de Orta Doğu ajandalarında Filistin'i yok sayamayacakları bir pozisyona ilerletecektir. Şii İran'ın bölge Müslümanlarına desteği hakkında ne söyleyeceksiniz? Aslında İran'ın desteği biraz Şii Hilali kapsamında Şiileştirme desteği olarak da anlayabiliriz. Çünkü İran bugün bölgede sadece Filistin'de değil, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da da var olmaya çalışıyor. Bu bağlamda İran birinci savaşı kendi topraklarında vermek istemiyor. Orada Sünni Müslüman devletleri içerisinde çevrelenmiş bir yer olduğu için savaşı kendi topraklarında vermek istemediği için daha uç yerlerde, kendinden uzak yerlerde güvenlik mekanizmaları oluşturarak onlar üzerinden ilerlemeye çalışıyor. İkincisi olarak da bu Şiileştirme politikalarından bahsedebiliriz. Yani İran'ın verdiği destek biraz askeri bir destek. Yani Filistin'in geleceği için askeri destekten ziyade daha siyasi desteklere ihtiyacı var. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Filistin'in BM'de bugün geçici bir devlet, Filistin'e geçici diyorum. Yani misafir devlet konumunda Filistin BM'de 2012'den beri. Dolayısıyla Filistin orada daimi devlete geçirecek bir diplomatik çalışmalar yürütmek gerekiyor. Ya da eğitim anlamında Filistin'i siyasi istikrara kavuşturacak. Yani Filistin en son 2006 senesinde seçim yaptı. 2021 senesinde seçim yapılması öngörülmüştü ama onlar da ertelendi. Dolayısıyla iç anlamda bazı istikrarsızlıklar mevcut. Yani Filistin'i
istikrara, siyasi istikrara kavuşacak. Uluslararası manada da artık devletleşmenin gerekliliği bir pozisyonun sürükleyip çalışmalar içinde bulunmak gerekiyor. Yani Filistin'e sadece askeri yardım o devletin kendi çıkarları bünyesinde oluşturduğu bir strateji oluyor. Onun ötesine de çok geçmiyor. Dolayısıyla Filistin'e vereceğimiz destek çok boyutlu, çok kapsamlı bir destek olmalı. Yani iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam resmi gazetede bir anlaşma yayınlandı. Türkiye ile Filistin arasında bir mutabakat anlaşması. Aslında onu soracaktım, siz girdiniz de. Şimdi biz Cumhuriyet kurulduktan sonra o toprakları kaybettik Osmanlı'da. Ama bölgedeki gücümüz ve etkimiz hala devam ediyor bir Orta Doğu devleti olarak. Siz de İHH'da diplomasi faaliyetleri içinde çalışmalarınızı yaptınız, hala da devam ediyorsunuz. Ne yapabiliriz biz? Onu dinleyenlerimizle paylaşalım. Devlet olarak mı? Devlet olarak, insani olarak, millet olarak. Burada aslında insani diplomasiyle diplomasinin aynı yöne bakacak çerçeve oluşturabilirsek bizim için en büyük kazanım bu olur. Yani bugün insani diplomasi anlamında çok üst düzey bir çaba gösteriyoruz, trafik gösteriyoruz. Filistin'e yardımların girmesi konusunda, oranın kalkınması konusunda siyasi manada da bu çabaları gösteriyoruz. Yani resmi gazetedeki o mutabakattan sonra bugün Filistinli kolluk kuvvetlerinin eğitimi Türkiye'de alınabilecek bir anlaşma imzalandı. Arada eğitim anlaşmaları imzalandı. Oradaki öğrencilerin burada, buradakilerin orada yüksek lisans, lisans çalışmalarını yapabileceği. Dolayısıyla Türkiye Filistin'e sadece bir askeri yardım değil, çok kapsamlı bir destek vermek istiyor. Ama bu çok kapsamlı desteği verirken de bazı dengeleri de göz önünde bulundurarak olayın sıcaklığıyla verilecek bir destekten ziyade... Tabii jeopolitik var tabii ortada. Çünkü bizim bugün bir Doğu Akdeniz meselemiz var. Doğu Akdeniz meselesinde ajandamızda Mısır'ın konumu çok önem arz ediyor. Dolayısıyla Mısır'ın İsrail-Filistin meselesindeki konumu, dengeler, yani çok belirleyici, çok boyutlu bir denklem gibi düşünmek lazım bunu. Dolayısıyla çok boyutlu bir denklemi çözmeye çalışırken biz çok ani refleksler ile hareket etmekten ziyade biraz daha hem sivil toplum olarak hem de devlet inisiyatifi bağlamında uzun vadeli planlar, programlar neticesinde bir yol haritası oluşturmak Filistin'e yapabileceğimiz en faydalı iş olur. Çünkü çok kısa vadede reaksiyoner bir alacağımız şey önünü arkasını çok düşünmeden o an için iyi hissettirebilir ancak sonrasında uzun vadede bize ciddi kayıplar olarak geri dönebilir. Nitekim Mısır'da 2012'den sonra İhvan-ı Müslümin'in yaşadığı bir süreç vardı. Yani Müslüman dünyası, İslam dünyasının bize vereceği ibretler çok, anlatacağı hikayeler çok. Dolayısıyla bizim şu mantıkta olmamız lazım. Özellikle burada kriz coğrafyalarında, kriz bölgelerinde çok anlık kısa refleksler ile hareket etmenin çok faydası yok. Çok daha oturaklı, uzun planlı, yerleşik düşünceler ile hareket etmemiz lazım. Bu yerleşik düşüncelerin merkezinde de hem insani diplomasiye hem de devlet anlamında resmi diplomasiye aynı yöne bakacak çerçeveye getirebilirsek biz zaten bu konuda en hassas belki de dünyadaki toplumuz çok şükür. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimizi de rasyonel kazanımlara dökebilmek için uzun vadede hem insanımızı da yetiştirmemiz lazım. Kendi insanımızı, sivil toplum olarak kendi insanımızı yetiştirecek bir mekanizmamızın olması lazım. Bugün bakın ilgi ne kadar yüksek derecede Filistin'e, olaylara. Dolayısıyla hassasiyetimiz zaten çok üst düzeyde olduğu için bu kazanımları da iyi değerlendirebilmemiz lazım. Filistin meselesine bakış açımızda olsun, o coğrafyadaki yerlere bakış açımızda olsun. Bu şekilde özetleyebilirim. Ama onlar bizim kardeşimiz gibi zaten. Bu ilgi olmazsa olmaz ki. Ya tabii ki işte diyorum ya, yani çok ciddi bir ilgi var, alaka var, hassasiyet var. Bunu bilgi anlamında da ciddi kazanımlara dökecek insan kaynağımızı oluşturabilmemiz lazım. Bu diplomatik faaliyetler için ileride, yardımlar için, o coğrafyada soft power olarak bulunacak kitleler açısından. Yani kim hangi işi yapıyorsa yapsın, sadece diplomatik manada değil. Bir tüccar olabilir, bir sanatçı olabilir, bir medyacı olabilir. Bu bakış açısıyla hassasiyetleri kazanımlara döktürmüş takdirde yol haritamızda Filistin çok belirleyici bir unsurda olacak. Dolayısıyla bu kültürel manada hegemonyada bize sahada ciddi kazanımlarla ilerleyen vadede geri dönecekler. Bugün zaten yaşananlar bunun bir ayak sesiydi. Yani bunu çok daha uzun vadede böyle bir alışkanlık hareketine dönüştürebilirsek bizim için zaten en büyük kazanım bu olacaktır. Çok soru var daha ama süre yetmedi Sayın Ahmet Faruk Asa. Çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere inşallah başka programlarda. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.
Vesairin sonuna geldik. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Vesair sona erdi.